Evet merhabalar hoş geldiniz Tiz Skylines 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Karşınızda farklı bir şehir var. bir önceki bölümde yanlış hatırlamıyorsam bir önceki bölümde şehri düzelteceğimi daha da düzenli yapacağımı söylemiştim. İçime sinmedi baya uğraştım. Baya uğraştım baya vakit harcadım. Dedim ki yapmışken daha düzenli daha göze hitap eden bir şehir yapalım ki serimizi güzelleşsin istedim. Şehri bayağı bir düzenledim hatta en baştan yaptım. Aynı haritadayız yine. Bir farklı bir haritada değiliz. Lafı da fazla uzatmadan direkt şöyle bir göstereyim. Bayağı uğraştım. Yani evlerin yönüne kadar uğraştım arkadaşlar. Şu şekilde başlangıç olarak şu bölgeden başladım. İşte konversi ...onları aralarından kurduğum. Yine aynı şekilde farklı binaların, farklı seviyedeki binaları e yerlerini ayarladım falan filan. Bu, bu şekilde buraya bir park alanı yaptım. Okulumuz var. İki adet bir adet ilkokul, bir adet lisemiz var. Otoparklarımız var. Ondan sonra bu büyük binaları da bu bölgeye düşündüm. Şu bölgeye yapmayı düşündüm. Ondan sonra şuraya yeni bir bölge başlattım, yeni bir şehir gibi, bak böyle ilçe gibi diyebiliriz. Yani bunlar tabii ki de ileride birleşecektir diye tahmin ediyorum. Yani bu bu alanı komple kullanmak istiyorum. Bu alanı kullandıktan sonra alanın sonuna kadar geldiğimiz zaman farklı bölgeleri açıp ilk etapta hani bir ana yol çekip otoban gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra bir şekillendirme yapabiliriz. Hani şey kafası farklı ilçeler kafası tarzı falan böyle farklı şehirler tarzı bir şey de yapabiliriz ama şöyle daha da yakından göstereyim. Dediğim gibi evlerin yönüne kadar, şekillerine kadar bayağı bir uğraştırdı. Bundan sonraki bölümlerde de uğraştıracağını düşünüyorum. Çünkü bu sistemi bozmayı planlamıyorum. Evet böyle bir açılış yaptıktan sonra muhtemelen bundan sonraki yani bu seride bundan sonraki bölümlerde çok böyle absürt bir değişim görmeyeceğiz bir önceki bölümle bir sonraki bölüm arasında çünkü bu düzen bu şekilde devam eder inşallah ettirebilirim diye düşünüyorum ama biraz yavaş ilerleyeceğiz sağlam bir düzen yapabilmek için bu şehrin bu şekilde kalmasını sağlamak için ama daha düzenli olacağından daha göze hitap edeceğini düşündüğümden dolayı böyle bir şey yaptım. Umarım beğenirsiniz. Yorumlara bekliyorum. Şehir güzel oldu, olmamış. Eskisi gibi daha güzeldi falan. Eskisi daha güzeldi. Daha böyle bir kaos. Şehri falan filan tarzı yorumlarınızı yaparsınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Oyuna geçiş yapalım. Sanayi bölgesine zaten. Hani buraya daha sonra giriş yapacağız. Merak etmeyin bölümümüze giriş yapalım. Standart giriş yapmadan önce de hatırlatmamı yapayım. Eğer izlediğiniz içeriği beğenirseniz kanala abone olup video beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle bir başlattım şimdilik oyunu. Şimdi şu bölgeyi aynı şekilde şuradan devam ettirmek istiyorum. Açıkçası. Yani nasıl yaptımaları bir fikrim yok. Yaparak göreceğiz. Şu şu alanı en azından şu şekilde doldurmayı düşünüyorum. Şimdi konversiyon ihtiyacımız çok fazla yok ki komersiz zona abanmak istemiyorum çünkü şu an şey sıkıntısı çekiyoruz. Çalışan sıkıntısı mı çekiyoruz? Customer herhalde. Aynen çalışan sıkıntısı veya müşteri sıkıntısı olabilir. Tam emin olmamakla beraber yine bir insanla alakalı, insan kaynağıyla alakalı bir problemimiz var. O yüzden komersiz onu biraz erteleyebiliriz. Şimdilik şuradan şu alt yoldan devam etmek istiyorum. Şimdi öncelikle bu neydi abi? Evin tipi falan üstüne geldiğinde yazıyor mu? Yok, yazmıyor. Deneyerek deneyerek göreceğiz. Şöyle boyamaya açarsak. Bunlar tek seriydi galiba ya. Şöyle bir tane yapacağım ben. Dan sonra inşallah çabuk hızlı bir şekilde yapar da biz de evi nasıl olduğunu, bu ev mi olduğunu öğreniriz. Çünkü dediğim gibi şeye kadar önemli. Yani biraz araştırdım açıkçası. Adetine kadar falan evin şeklinin nasıl olacağına dair falan filan seçtiğiniz bölgedir, cattır, biraz önemli. Düzenin bozulmasını istemiyorum. Bu tarz şeyler çok göreceksiniz. Önce bir deneme yap yapacağım. Hatırladım. Hatırladıktan sonra seriye bağlarız. Onun dışında şöyle bir aslında eğitime bakabiliriz. Kaç öğrencimiz var bu hastane, klinik daha doğrusu. Yine fena olmayan bir öğrenci sayısı var. Tabii ki nüfus arttıkça bu artacaktır. Şöyle yeraltı otoparkları yaptım. Tutar mı, tutmaz mı bilmiyorum. Şu ikisi fazla gibi sanki ama bakalım. Nüfus arttıkça belki de oralar için şeyler de olacaktır. Bakıyoruz arkadaşlar. Yok düşündüğüm gibi değil yanlış şeyi seçmişiz. Düşündüğüm gibi olmadı. Hangisi olduğuna dair inanın hiçbir fikrim yok. Mixed değil mixed olmadığını biliyorum. Bir de şunu deneyeceğim. Bu mu? Yok bu da değil. Bu da değil. Ben buralara ne yaptım ki? Ayrıca buydu abi. Aynen aynen. Tamam tamam tamam. Şimdi çözdüm. Amerikan tarzı değil de Avrupa tarzı. Şimdi olacak. Yanlış hatırlamıyor isem şu evlerin aynısından burada da olacaktır diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi zon ihtiyacını şey yapmayacağım. Şimdilik e, zon için ekstra bir bölge yapmaya gerek yok. En azından şu nüfusu arttırıp şunların sıkıntılarını çözdükten sonra bakabiliriz. Yani trafik konusuna da çok fazla değinmedim aslında. Trafik konusunda sonra bakarız. Hatta şöyle bir bakalım trafikle alakalı çok absürt bir yoğunluk şu bölgede var. Otopark bölgesi olduğundan dolayı diye tahmin ediyorum. Onun haricinde ha geliştirmelerimizi göstereyim. Park için yol geliştirmelerini yaptım. Şu bölgeyi açtım. Başka bir şey yaptım mı? Başka bir şey yapmadım. Tabii ki de bu ihtiyaçlar nasıl bir şehir istiyorsak ona göre şekillenecek arkadaşlar. Yani sanayiye mi abanacağız, turizme mi abanacağız? Ona göre geliştirmeleri de yaparız. Tabii parkları da parkta da açmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yok açmamışım. Park bakımı da açarız çünkü parklardan da gitmek istiyorum açıkçası. Parklar mesela bunların bakımları sıfır gözüküyor. Onlara ayar çekeriz. Yani o parklar falan ileride aynen dediğim gibi oldu. Bize turist murist falan tarzı şeyler kazandırabilir arkadaşlar. Şu evlerimizin şeyini yapalım şu şekilde. Tabii ki de çok yoğun bir ihtiyaç olduğundan dolayı muhtemelen. Aradaki yoldan kaynaklı sanırım biraz sıkıntı çekeceğiz. Şurada bir boşluk var. O boşluğu anlayamadım. E konmarş yapmayacağımız için aslında çok da fazla detaylı olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Şimdilik şu bölgeyi yapalım. Belki şu bölgeyi başka bir şey için ayırabiliriz. O yüzden şimdilik yol çekmeyeyim. Çünkü mesela şuraya yaptığım zaman şu bina biraz büyük olmuş. Bunu hemen düzeltelim mi? Yok büyük de değil. Bilmiyorum bir farklılık var gibi de çözeriz şimdi. Sıkıntı yok. Bir bina yapıldıktan sonra bakarız. Yapmaya devam edebiliriz. Aynı şekilde şuradaki bir yolu çekelim. Bu arada yanlış mı yaptık lan binaları? Niye böyle oldu? Neden böyle oldu? Eksik parça mı yaptık? Yo. 3, 3, 3 gözüküyor. Bu böyle olmuşken bu bina niye böyle oldu? Şu da mesela o şekilde oldu. Anlam veremedim. Anlam veremedim. Ama çözeriz. Şimdilik şunu bir iptal etmek istiyorum bakalım. Şunları mesela şöyle yıksak. Ben mi bir yanlışlık yaptım bilmiyorum ama şimdi hep beraber göreceğiz. Umarım düşündüğüm şey olmamıştır. Düşündüğüm şey olursa sıkıntı. Şimdilik bunlar burada kalsın. Şimdi low artık nasıl okunuyor? Density mi deniliyor bilmiyorum. Ya. Düşük seviyedeki binalar için yani müstakil ev tarzı binalar için yani şuradakiler için bir bölge düşünmemiz lazım. Yani bunun arkasını yapmak istemiyorum. Bu bölgeyi sadece şu tarz binalarla yapmayı düşünmüştüm. Aynen buradan başlamışım mesela. O yüzden buradan da devam etmek daha mantıklı gibi geldi. Şimdi ben bunları nasıl yapmışım abi? 1 2 3 4 5 5'e 2. 2'ye 5'lik yapmışım. Şöyle bir denemek için bir dakika. Ben sanırım o evin neden öyle olduğuna dair Evlerin daha doğrusu öyle olduğuna dair şeyi buldum. Kaçtı. 2 3 4 5 evet 1 2 3 4 5 2'ye 5 yap abi. Yap abi. Beş beşe yap. Şu ev ihtiyacımızı bir giderelim öncelikle. İşte nüfusumuz da artsın. Şuraya da yapmışız güzel. Sizler bir olun. Siz sizleri sizlerin neden? Tamam. Tamam, düzeldi. Orada bir sıkıntı oldu. Orada sıkıntı olmasındaki sebebin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi düzeldi. Yıkıp tekrar yapınca garip bir şekilde düzeldi. Şuraya girmeyeceğim dediğim gibi. Çünkü oranın alanı biraz farklı. Şimdi oraya ev yaparsak farklı olabilir. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Buradaki şeyin bozulmaması adına. Şu oyunu bir durdurup şu evde fazlalık sanki. Aynen. Şuradaki ev alanında silersek aynı şekilde biz kesinlikle devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Şuradan çekebiliyor muyum? Yok çekemiyorum galiba. Tamamdır abi. Şöyle yaparız. Şimdilik bu, buradan bu taraftan devam ediyoruz. Bu tarafa daha farklı böyle park gibi ne bileyim karakol tarzı marakol tarzı bir şey yaparız. Şimdi internetle alakalı da sıkıntılar vardı galiba. Aynen internet servisimiz yok. Çok büyük bir eksi değil. Sizin durumlarınız nasıl? Güzel. Güzel. Tamam kare mare doğru. Bu da bu şekilde devam ediyor. Şöyle de bir bakalım kronometremize de. Kaç dakika olduğunu kaçırmayalım. Şimdi ben bu yolu niye yarım bırakmışım? Muhtemelen bundan dolayı yarım bırakmışım. Bunu böyle birleştirsek ne olur? Yolu şöyle birleştirsek şurası da açılıyor. Şuraya farklı bir şey yapabiliriz. Orasının düzeni şey olmasın, bozulmasın diye. Oraya ne yapabiliriz? Bir tane daha medik medikal bir klinik diyeceğim de. Medikal klinik için çok küçük bir alan orası. İtfaiye desek. İtfaiye sığıyor mu abi? İtfaiye siyordu. İtfaiye ihtiyacımız var mı? Bir tane itfaiye koysak aslında fena olmaz gibi. Ben itfaiye nereye koymuştum abi? Sanırım şuraya bir yere koymuştum. Bu polis karakolu. Aynen. Bir tane itfaiye koyalım oraya. Şöyle yapalım. İtfaiye alanımıza koyduktan sonra şu low evlerimizi böyle 2 3 4 5 tamam. Yapmaya devam edebiliriz. Yani görünüş açısından kötü olacak. Hatta bu evleri buradan kaldıralım. Buraya daha farklı bir şey düşünürüz. Buraya ne gibi bir şey yapabiliriz şimdi? Şuradan şu yolu çeksem ben. Şu yolu da şöyle kapatsak. Tamam mı? Şurası için mesela kliniği buraya koyabiliriz. Mantıklı da olur gibi sanki. Şuraya klinik koyarız. Hatta buna da bir upgrade yaparız. Ki lavuklar ötmesin. Tamam. Bu yolu buradan çekebilecek miyim ben? Arkasından. Yok çekemiyorum. Tamam orası şimdilik kalsın o şekilde ya. Çok da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü sağlık konusunda problem yaşıyoruz. Gereksiz de olmuş olabilir. Bakacağız göreceğiz. Yani bir gelirimize bakarsak gelir konusunda biraz sıkıntıdayız. O gelir konusunu bir önce çözmemiz lazım. Evet şu büyük binalardan değil de şu low ihtiyacı çok fazla ya. Düşük Böyle müstakil ev ev şeye ihtiyacımız çok fazla. Onun için çok büyük bir alan ayırmamız gerekiyormuş hissi var içimde ama. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. İnşallah yamuk çekmedim. Yamuk mu? Şeyi anlamadım bu arada. Şu boşlukların olmasındaki sebep ne acaba? O boşluklar olduğu zaman benim bütün planım alt üst oluyor. Yani mesela bak ben buradan çekiyorum bunu. Bak şu boşluk hoş değil. Hiç hoş değil yani ayrı ayrı şey yapıyor. Yani şununla mı alakalı acaba diyeceğim. Sanmıyorum onunla alakalı olduğunu da. Evet. Aşağı doğru gidişimiz herhalde patladı. Yeni bölge mi yapmamız? Bak burada da bir boşluk var. Sanırım şu bağlantılarla alakalı bir sıkıntı ya bu. Ya da araziyle alakalı bir sıkıntım acaba. Araziyle alakalı bir sıkıntıysa şurayla eşit seviye olsa sanmıyorum araziyle alakalı bir problem olduğunu da. Neyse şuraya yapsak nasıl olur? Bu da aynı sıkıntı var. Yükseklikle alakalı falan diyeceğim. Yükseklikle alakalı falan da değil. Sanırım yolla alakalı bir sıkıntı ya. O sıkıntıyı çözmemiz lazım ama. Bunlarla bu arabalarla alakalı bir sıkıntı olabilir mi? Saçmaladım galiba şu an. Yok arabalarla alakalı bir problem değil. Şu bölüm nasıl peki? Bu bölüm de aynı şekilde sıkıntılı. Evet şimdi bu evlerimizi biz nereye yapabiliriz? Bir şey ihtiyacını şu şeyi bir karşılayalım. Bence ilk etapta bir bir çekiyorduk, üç kara yapıyorduk sanırım. Aynen. Şurayı bir halledelim. En azından nüfus artsın. Şu medium evlerde ayar çekmiş oluruz. O sayede. Şuradan şöyle Dayıoğlu. Biraz sapıkça bir şey mi acaba? Bu kadar düzenli olma. Şöyle. Yanlış yaptık galiba ya ev olsun da sanki boşluk mu bıraktık gibi ama burada zaten şey yok. Ya aman o kadar da detaya gerek yok. Güzel gözüksün yeter ya. Kafayı çok da fazla yormaya gerek yok diye düşünüyorum. O kadar fazla kafa yorarsak seri bitmez abi. Yap geç ya. Yap geç. Aynen. Şöyle şunlara da vurup geçelim. Bu arada fazla oldu bunlar. En azından bunu düzenli bir şekilde yapabiliriz. <laughs> Şöyle yapayım. Bir kare fazla yaptık. Üç kare yapacaktık. Şu şekilde. Başlat abi oyunu. En hızlı değilse de en hızlıya al. Şöyle. Tamam. En azından bunlar eşit olacak. Güzel. Buraya birer tane daha sıkıştırabilir miyiz ya? İki tane daha sığar mı bence buraya? Bence bir tane daha sığar gibi sanki. ha. Ne diyorsunuz? Aynen sığar abi. Hatta yok bir tane ser. Arkasına yol çekemeyiz ama bir tane daha sığdırırız. Şöyle yapalım. Belki şu an yaptığım şey daha kolay bir yolu vardır. Bilmiyorum. Siz eğer biliyorsanız bunu söyleyin bana. Ben çünkü bulamadım. Tamam abi. Siz şimdilik orada takılın. Bizim ihtiyacımız yine hayvan gibi artmaya devam ediyor. Şu alanda... Şurası ağır. çok da problem yok gibi duruyor, eşit olması adına söyleyeyim. Klinimiz çalışıyor mu? Çalışıyor. Siz niye mutsuz oldunuz abi? Sizin internetle alakalı sıkıntınız var. Tamam, şöyle bir şey yaparsak. Telekom Tower diyor. Şu anten işinizi görür mü sizin? Ki bunun şeyi falan var mı? Yani çok düşük diyor, ses olarak sıkıntı. Network capacity, okey. Bunun upgrade edilebiliyordur diye tahmin ediyorum. Şimdilik şuraya koyacağım abi bir tane. Upgrade'ini de yapacağım. Tamam. Onu da yaptım. Amca olur. Sizin şimdi internetle alakalı sıkıntınızın olmaması lazım. İnşallah düzelir. Çünkü mut evet. Evet güzel. İnternet sıkıntımız şimdilik gözükmüyor. arta artı 4 alıyoruz sanırım. Evet. Şimdi buraları dizayn edebiliriz. Buraları düzenleyebiliriz. Buraya ben bir tane otopark koymak istiyorum. Otopark yine yeraltı otoparkından gidersek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü bu alanı bu şekilde değerlendirmek daha da mantıklı geliyor bana. Şu şekilde şu soldaki alanda kullanacak şekilde otopark koyarsak hoş olur gibi. Şu otopark koyduktan sonra da şu alanları parka kapatalım. Ki otoparkı kullansınlar biz de para kazanalım söğüşleyelim kardeşim. Çok fazla bir artısının olduğunu düşünmüyorum ama bu da nefret etmemi sağlayacak bir şey. Bu kadar çok yolu keşke tek seferde yapabilseydik. Belki de yapabiliyoruz bilmiyorum. Direkt olarak herhalde parka yasak yol yapılıyor mu bilmiyorum ama ondan bakarız. Ben onun araştırması yapayım. Ben bunu araştıracaktım unuttum. Eğer siz biliyorsanız tabii ki de yorumlar kısmında belirtirseniz çok makbule geçer. Beni bu park derdinden kurtarmış olursunuz. Yapmışken de hepsini yapmak istiyorum ya. Sanki böyle bir tane araç kaldı mı hem görüntü açısından kötü gözüküyor. Hem de o lavuk park etmeyince o parayı bana kazandırmayınca böyle bir garip hissediyorum yani. Neyse. Şimdilik idare eder. Ben onun bölüm aralarında falan şey yaparım. Kayıtta değilken ayar çekerim. Evet ofis ihtiyacımız var. Sanayi alanı ihtiyacımız var. Sanayi alanı ihtiyacını karşılayabiliriz aslında. Nasıl bir şey yapabiliriz sanayi alanı için? Şu alanı mesela sanayiye ayırabiliriz. Ama şimdi buradan böyle geliriz falan filan. Çok emin olmamakla birlikte yoğun bir sanayi alanı ihtiyacımız var. Full de şu an. Sanayi alanını halletmemiz lazım. Hani şu alanı da kullanalım bence. Öyle düşünüyorum. Şu alanı, şu kısmı. Onun içinde nasıl bir şey yapabiliriz? Buraya daha önce yaptığım gibi şu kafadan gidersek. Ya sanayi alanı için çok uğraşmadım açıkçası. Onu söyleyeyim. Yani çok düzenli olmasını hani çok kafaya takmadım. Yani şöyle bir şey yapalım bence şimdilik o niye öyle olduğu bir fikrim yok ama şöyle bir şey. İlk etapta işimizi görecektir. Boşlukları olsa da yol bağlantılarında yapalım. Yıkıl çok mühim değil senin yıkılman. Şu an için çok önemli bir şey değil. Şu bağlantıyla yapalım. Ondan sonra abicim şu sanayi alanı muhabbetini şimdilik şuraya bir kurulum bakayım siz. Ne kadar düşürtecek bizi bu yapılar sanayi ihtiyacını. Yani şurayı da kullanacaksınız o zaman. Şimdilik şu bölge bizi biraz rahatlatır gibi sanki. Evet ofis alanı ihtiyacımız var. Yine ev ihtiyaçları devam ediyor. O ev ihtiyaçlarını bizim net bir çözüm bulmamız lazım. Şurası bir kötü görüntü oldu. Şu yolu da birleştirelim ki arkasından şu kötü görüntüden kurtulalım. Bayağı kötü görüntüden kurtulduk yani şu an. Evet. Dediğim gibi o araziyle alakalı bir sıkıntı muhtemelen. Ama yine çok da görüntüden şey vermedik. Taviz vermedik gibi sanki ya. Güzel. Güzel. Şu otoparkları merak ediyorum. Otoparkların durumunu. 70 araç. Burası biraz az kullanılıyor. 116, 3, Dip, dip olmasıyla alakalı olma ihtimali yüksek. Onları bir sonraki bölümde belki şu ikisini hatta şöyle kaldırayım ben bunları. Bakalım daha fazla kullanacaklar mı? Çünkü dolmamış mesela burada bak buraya geliyor. Çünkü bu bölgeden oraya gitmediklerini tahmin edersek o bölgeye gelmeleri mantıklı. Evet sizin durumunuz ne abi? Yine bir şey ihtiyacımız var bizim. Yoğun bir ev ihtiyacı var o ev ihtiyacını halledelim abi o zaman. Şimdi şuradan başlarsak 1 2 3 4 5 bunları yapıntıyorum. El verliceğim. Şu ev ihtiyacımızı da bir komple aslında çözersek müthiş olacak. En azından diğer şeylere de odaklanmak istiyorum ya. Bu şekilde olması gerekiyor. Buradan devam abi. Aşağıya kadar gideceğim. Hatta belki şu sol tarafı da eğer şöyle karelerle alakalı sıkıntı yaşamazsak orayı da bu low evlerle doldurmayı düşünüyorum. Umarım başarılı olurum. Bu arada sanırım vergilendirmeyi falan da düşürmüş olabilirim. Dil bayağı düşürmüştüm galiba şey vergilendirmesini, ev vergilendirmesini. Ona da şu ayarı çektikten sonra bakabiliriz arkadaşlar. Bakarız şimdi. Şunları da şöyle yaparsak sıkıntı yaşamayız gibi. Evet. Bu da tamam. Devam. Yok burası olmadı. Şunu yık abi. Şunu iptal et. Şuradan. Sanırım şuradan baş. Aynen. İki kare öteden başlıyorduk. Oyunu da başlatalım. Bu sırada evlerimizde hızlı bir şekilde inşa edilsin. Sıçtık galiba. Şurada kare yok çünkü. Yolla alakalı. Bak mesela bu evler niye böyle oldu? Bak şimdi. Bak. Hiç hoş değil. Bu hiç hoş olmadı. Bak işte bu olaydan bahsediyordum ben. <laughs> Sıçtık galiba. Evler farklı oldu. Sanırım benim bok yemem mi o? 2, 3, 4, 5. Heh. Şu şekilde olacak abi. Aynen bu şekilde olacaksın. Benim sinirimi zıplatma. Ağzını burnunu kırmayın. Tamam, bak yine yanlış yaptık. Allahım ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya. İşte bu zımbırtının da bu olayı kötü. Ben buna alışacağım, alışacağım. Birkaç bölüm alışma. Küfür etmeyin. Çok fazla izlenmiyor, İleride izlenecek biliyorum. O yüzden şimdiden küfür etmeyin arkadaşlar. Güzel olsun istiyorum tamamen. Tek amacım o, başka bir amacım yok. Hoş gözüksün. Muhtemelen çok dayanmam gibi geliyor bana ama bakacağız, bakacağız. Hiçbir zamanda azalmıyor bu kirayla mı alakalı acaba? Ya düşürmemişim. Ha mesela şunu kirasını ben düşürsem. Şunu şöyle %6 fiyat çeksem. Daha mı çok gelecek yani ihtiyaç şimdi? Tamam biz buranın şeyini doldurduk herhalde. Onu söyleyebilirim. Şurası yamuk muhtemelen şununla alakalı bir sıkıntı yaşamış olabiliriz. Dur dur sana ben yolunu çekeceğim. Bağırma hemen. Hemen bağırma bana. Tamam şimdi sanırım başardık. Evet ne oldu abi? ne bok oluyor ben anlamadım. Bak sıçtık sıçtık dur. Aa onları da iptal ettik. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya. Sil abi şunları sil. Bu niye yamuk oluyor ya? Ha? Bak buradaki kara yüzünden yine bok yememiz. Ne güzel. Anasını. Yok abi yok. Amına koyacağım şimdi harbiden. Ayar etti beni bu durum. Çok sinir bozucu bu durum. Bu kare olayı gerçekten çok sinir bozucu. Düzgün olacaksın. Düzgün olmak zorundasın. Cities Skylines 2'de de Rage geçittirme bana. Rage kuyut attırma bana. Tamam. Hadi. Başarabiliriz. Bu kadar zor olması lazım bunun. Bu arada Alan Wake 2'yi de çekiyorum. Haberiniz olsun o da yakında gelecek. Dayı oldu. Senin ne sıkıntın var ya? Sana senin hep çöp sıkıntın var. Senin niye öyle çöp sıkıntın var? Mutluluk durumu iyi. İyi. Fena değil. Fena değil. İyisiyiz. Çok iyiyiz hatta. Şimdi parasal olarak 168 bin sanırım az önce baktığımda 167 bin küsür falan bir şeydi. Ya bu bölümde bakalım kaç dakika olmuş bu bölüm şekli. 27 dakika olmuş bölümün sonuna gelmişiz. Ya bu bölümde çok fazla bir şey olmadı ama ne yapmak istediğimi az çok anladınız diye tahmin ediyorum. Anlamanız <laughs> açısından güzel oldu. İlerlememiz bir süre bu şekilde devam edecek. Düzenli bir şehir olmasını istediğimden dolayı. Bir de buna alışacağım. Zamanla elimde hızlanacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.